Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Çok değerli arkadaşlar, Tahrim suremizin birinci dersine hoş geldiniz. Sizlerle daha önce Talak suresinden bahsetmiştik. 9 bölüm halinde ele aldığımız bu sureyi celiyle, ana hatlarıyla bize hak ve hukuka son derece riayet etmemiz gerektiğini beyan buyurmuştu. Hayatın en zor dönemlerinden birisi olan bazıları için boşanma esnasında dahi hak hukuka riayetin önemini beyan etmişti. Ve sanki bu sureyi celiyle artık bir daha hiç yüzünü görmeyecekmiş zannetmeyin. Ayrılırken eşler arasında bu talak süresi içerisinde bir de büyük bir mahkeme var. Mahkeme-i Kübra dediğimiz ahiret hayatının ömrün gelip geçen bütün hikayesinin öne serildiği, aktarıldığı bir tarafı var. Dolayısıyla burada gönül huzuruyla, gönül hoşluğuyla birbirinizi razı ederek ayrılın ki Mahkeme-i Kübra'da meseleniz kolay olsun şeyi verilmişti, mesajı verilmişti. Ve orada defaatle okuduğumuz üzere Cenab-ı Hak takva kelimesine hep vurgu yapmıştı. Ve bu takva hususu da Cenab-ı Hakk'ın bütün emir ve yasaklarına riayetle tanımlandığının yanında bilhassa boşanma esnasındaki hakları gözetme konusunda da son derece maddi manevi hakları gözetme konusunda da dikkatli olmak gerektiği beyan edilmiş idi. Şimdi ise Tahrim suresiyle devam edeceğiz. Bu sure-i celil'e Medine-i Münevvere'de inen surelerden bir tanesidir. Yani medeni bir sure. Kur'an-ı Kerim'deki tertibi 66 ama nüzul sırası bakımından 107. sırada indiği tahmin ediliyor. Yani yaklaşık Peygamberimizin hicretinin 7 ya da 8. yıllarında indiği tahmin ediliyor. Zira surenin baş kısımlarındaki ilk üç ayetin nüzul sebepleri ele alınırken bu şeyin yaşanan sürecin hicretin 7. ya da 8. yıllarında olduğu tahmin ediliyor. Ondan hareketli surenin iniş tarihi de böylece belirlenmiş oluyor. Sure ismini Lime tuharrimu ma ahallallahu lek ayetindeki tuharrimu fiilinden hareketle almıştır ama burada akla gelin hemen bu isim işte bu surede bir takım haram helaller var, bir takım ahkam var. Elbette ahkam var ama haramlar kapsamında ahkam varmış gibi akla getirebilir. Böyle bir durum söz konusu değil burada. Zira Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi şahsı için geçici bir yasak koymuş ve Cenab-ı Hak bu yasağı iptal etmek üzere çünkü kendisi numune-i imtisal. Bunun yaptığı davranışlar halka mal olacak. Bu yüzden bir kolaylık ve ilahi nusret olması bakımından Peygamberimizin bu kararını bozmasını telkin ediyor. O yüzden işte bu isim verilmiş. Surenin bu isminin yanında müteharrim ve keza ilk ayetindeki ilk lafız lime tuharrimu ve suratün nebi şeklinde de isimlendirilmiştir. Ama yaygın ismi bildiğimiz gibi tahrimdir. Sure Hucurat suresinden sonra ve Tegabun suresinden önce nazil olmuş 12 ayetten oluşuyor. Surede ana hatlarıyla aile sırrının korunması,
aile fertleri arasındaki güvenin önemi gibi daha çok aile içi fertlerin uyması gereken kurallara tahsis edilmiş gibidir. İlerleyen bölümlerde yine aile fertleri esas olmak üzere dünya ve ahiret hayatında birbirlerini gözetmeleri, birbirlerinin hem dünyada sıkıntıya düşmekten hem de ahirette ebedi azaba maruz kalmaktan birbirlerini himaye edip korumaları gerektiği hususu ele alınıyor. Ve aynı şekilde inkarcılar ve münafıklar için bir takım tehditlerde de bulunuyor sureciliğiyle. Bu arada müminlerin masum bir tövbe ile tövbe edip herhangi bir hataya düştükleri takdirde bu hatadan vazgeçerek bir daha işlememek üzere kararlılık göstermeleri ve istikrar üzere bulunmaları hatırlatılıyor. Yine surenin sonlarında ise aile bağlarının, bu akrabalık bağı olabilir, ona sıhriyet diyorduk hatırlarsak efendim, ya da evlilik yoluyla oluşan bir yakınlık, bir akrabalık söz konusu, kan bağıyla akrabalık söz konusu olduğunda dahi insanların birbirine asla ahirette fayda veremeyeceği konusu 3 tane hanımefendi üzerinden örneklendiriliyor. 3 grup diyelim daha doğrusu. Birinci grup, peygamber eşleri olmasına rağmen Hazreti Nuh ve Lut aleyhisselamın hanımlarının kendi çağındaki bütün Müslümanların anneleri olma şerefini kazanabilecekken maalesef kocalarına yardım etmek şöyle dursun, onların nübüvvet vazifelerini baltalamak gibi büyük bir hainlik yapmalarından ötürü ahirette azaba düşmeleri peygamber eşi olmalarına engel olamamıştır mesajını veriyor. Diğer grup hanım ya da hanımlar örneğinde onu temsil eden ise Firavun'un hanımı Asiye annemiz olarak gösteriliyor. Her ne kadar Firavun'un nikahı altında bulunmuş olsa dahi kendi efendim kararını Cenab-ı Hakk'a kullukta tayin etmiş ve o konuda sebat göstermiş, imanından asla ödün vermemiş bir hanımefendinin aralarında nikah bağı gibi bir bağ olmasına rağmen Firavun'un zulmünün, inkarının kendisine zarar veremediğini ve ebedi cennet saadetiyle kendisini müşerref kıldığını beyan ediyor. Üçüncü hanımefendi ise Hazreti Meryem. Yani insanlık tarihinde başka bir örneği yok onun. Genç bir kız iken Cenab-ı Hak efendim evlenmeksizin kendisine evlat lütfedileceğini ve onu doğurup büyütmesi emrini alıyor ve o emrin gereğini de layıkıyla yerine getiren bir annemizden bahsediliyor. Surenin ana hatlarıyla muhtevası böyle değerli arkadaşlar. Şimdi metin okumamıza geçebiliriz. Suratü Tahrim, Tahrim suresi medeniyetün, medeni bir suredir. Söylediğimiz gibi Musaftaki sıralaması 66'dır. Ve ayetuha isnete aşrate ve ayet sayısı 12'den ibarettir. Talak suresi de 12'ydi. Talak suresi ile Tahrim suresi arasında şöyle bir münasebet de kuruluyor. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben ya eyyühen nebiyyü izâ tallaktumun nisâe buyurulmuştu. Ve bütün müminler yani özel hitap, genel hitaba çevrilmişti. Burada ise bilhassa ilk 5 ayeti celil de Peygamberimizin ailesinde, hane-i saadette neredeyse boşanmaya varan bir hadiseden bahsediliyor.
Aslında bu surenin devamında bahsettiğimiz gibi Hazreti Lut ve Nuh aleyhisselamın eşleri ki müfessirlerin açıklamalarına göre onların ayette bahsedilen hainliği iffetlerine bir hainlik etmek, peygamberlerin şerefine iffetsizlikle kirletmek gibi bir durum olmadığını, bilakis peygamberlerine inanmamak, onu inkar etmek şeklinde hainlik ettikleri beyan edilmişti. Şöyle bir neticeye varmak mümkün bu noktada. Demek ki Hazreti Nuh ve Lut aleyhisselamın şeriatlarında ayrı dine mensup olmak nikahın sürdürülmesi için bir engel teşkil etmediği anlaşılıyor. Veyahut da böyle bir engel varsa Hazreti Lut'un ve Nuh aleyhisselamın hanımlarının kendilerini münafık olarak gösterip, yani inanıyormuş gibi gösterip peygamberlerle birlikte yaşamaya devam ettikleri sonucu da çıkabiliyor. Yani konunun aileyle alakası var her iki surede de. Bilhassa Peygamberimiz özelinde düşünüldüğünde ise annelerimize bu noktada Cenab-ı Hak ciddi bir uyarı yapıyor. Yine surenin genel çerçevesinde anlaşılması gereken, doğru okunup anlaşılması gereken ince noktalar da var. Okudukça ona inşallah işaret edeceğiz ama yeri gelmişken şu kadarını söyleyelim. Gerek Peygamberimiz gerekse Ezvacı Tahirat, annelerimiz, Ümmahatül Müminin veyahut da sahabe efendilerimizin büyükleri ne kadar yüce, saygın olurlarsa olsunlar hatasız değillerdir. Netice itibariyle beşerdirler. Beşerin de zaman zaman bazı hataları olabilir. Bu yüzden Müslümanlar bilhassa Kur'an-ı Kerim'de gerek Peygamberimizin itap ayetleri dediğimiz konularda uyarılması ve gerekse sahabe efendilerimiz de zaman zaman uyarıldılar. Mesela Uhud Savaşı'nın anlatıldığı sahnelerde uyarıldılar. Efendim, Hudeybiye müsalahası esnasında bazıları uyarıldılar ve keza Nur suresinde geçtiği üzere Hazreti Ayşe annemize yapılan iftirada takınmaları gereken tavrı takınmamaları, dedikodulara kendilerini kaptıranlardan bulunması hasebiyle uyarıldılar vesaire. Bütün bu uyarılar bize şunu gösterdi ki bunlar Müslümanların da lehine bir durum. Zira Yahudi ve Hristiyanlar kendi ahbar ve ruhbanlarını ve peygamberlerini yücelttiler ve haşa ilah seviyesine çıkarmış oldular. Dini hüküm koymakta onları da haşa Allah'a ortak kılmış oldular. Bu kabil ayetlerse biz müminler için her ne kadar itaat üzerimize farz olsa dahi peygamberimizi peygamber olarak bilip sevmek ve onu haşa kusursuz bir ilah seviyesine çıkarmamamız gerektiğini bu kabil ayetlerle öğrenmiş ve hayata uygulamış olduk. Aynı şekilde annelerimiz için de durum söz konusu olabilir. Evet, onlar bütün müminlerin anneleridir. Ama zaman zaman onların da bir beşer olarak bir takım hayattan beklentileri, dünya hayatının tadı, ziyneti ve süsüne rağbet ettikleri o olmuştur. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan hayat standartlarını yükseltmesi konusunda bir takım taleplerde de bulunmuşlardır. Böylesi durumlarda Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesiyle Peygamberimiz de onlara gerekli gerek fiili gerekse sözlü uyarılarını yapmak ve yine güzellikle de önlerine birlikte yaşamak veyahut da karşılıklı rıza ile ayrılmak arasında, boşanmak arasında seçenek sunmuştur. İşte bu sure-i celilenin ilk
5 ayeti celilesi bununla alakalı olması hasebiyle de Talak suresiyle bu Tahrim suresinin ciddi bir muhteva yakınlığı söz konusudur. Beyne yedeyi surenin tefsiri öncesindeki ön bilgiler şöyle ifade edilebilir. Suratü Tahrim min Süveril Medeniyye. Bu sure medeni surelerdendir. Elleti tetenâvelü şuûne şer'iyye. Medeni surelerde bildiğimiz gibi şer'i bir takım durumları ele alır, onu inceler. Vehiye huna mesela bu sure özelinde, Tahrim suresi özelinde düşünecek olursak tualicu kadaya bir takım hükümleri ele almakta ve ahkamen hükümleri tetaallaku bi beytin nübüvve ailesiyle alakalı bir takım olaylar ve hükümleri ele almaktadır bu sure-i celil'e. Peygamberimizin hanesinde de bir ümmahatil müminin yani evlatlarıyla değil de müminlerin anneleriyle olan onunla ilgili yani annelerimizle alakalı bir takım hükümleri irdeleyen, inceleyen ve oradan bir takım hayat dersi çıkarmamızı sağlayan unsurları içermektedir. Ki Ezvaci Resulillah Tahirat yani müminlerin annelerinden kastımız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz eşleridir. Burada kastedilen. Ve zâlike fi itâri tehyiyetil beytil müslim. Peki Peygamberimizin hane-i saadetinde bir takım ele alınan bu konular, onlar üzerinden bize bir takım hükümlerin hatırlatılmasının temel hedefi ne olabilir? O da Müslüman bir ailenin hanesi nasıl şekillendirilmelidir? Hangi unsurları, hangi özellikleri taşımalıdır ya da taşımamalıdır? Bu ve buna benzer yani müminlerin aile hayatına ilişkin güzel örnekler sunmak üzere Peygamberimizin hanesinden ve annelerimizden onlarla alakalı hükümleri incelemiştir bu sure-i celil'e. وَالنَّمُوذَجِ الْاَكْمَلِ لِلْاُسْرَةِ السَّعِيدَ Mutlu bir aile yuvası için ve en güzel örnek olabilmek adına Peygamberimizin hanesinden bütün Müslümanların hanelerine güzel bir aile saadeti çıkarmak üzere bu konuları onların önüne sunmuştur. Yani kısaca burada Sabuni merhum şunu demek istiyor. Cenab-ı Hak Peygamberimizin sırf kendi ailesi içerisindeki huzuru kastetmiş olsaydı, bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına özel ki sure içerisinde ve daha başka yerlerde de vahyi gayri metlu dediğimiz bir tarzda kendisine bildirebilirdi. O daha hanesindeki bazı aksamaları o şekilde düzeltebilirdi, düzenleyebilirdi. Niçin? Bu özel bir mesele, Peygamberimizin hanesinde yaşanan özel olaylar, niçin bütün insanlık ailesinin okuyacağı şekilde Kur'an-ı Kerim'de ebedileştirilmiştir? Bunun hedefi dediğimiz gibi Müslüman ailesini mazbut bir şekilde güzel bir numune haline getirmeyi amaçlamaktadır. Tenavelet-i Sûretül Kerîmetu bu sure-i celile ele almaktadır. Fil bed'il hadisi daha sözün hemen başında an tahrimir rasuli Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine haram kılmasından bahsediyor. O konuyu ele almıştır. Neyi haram kılmıştır Resul-i Ekrem? Ricariyetihi ve memluketihi Mariye el-Kuttiye.
cariyesi konumunda olan Mariye ki Kıpti mukavvasının hediyesiydi hatırlarsak peygamberimiz işte vefatından bir 3-4 sene öncesinde çevre kabilelere mektuplar, davet mektupları göndermeye başlamıştı. Bunlardan birisini de Mısır mukavvasına göndermiş. O da davet sonrasında bir takım hediyelerle birlikte Mariye'yi Resul-i Ekrem'in hizmetine göndermişti. Peygamberimiz onunla evlenmemiştir ama cariyesidir netice itibariyle ve ondan istifade etmesi de kendisine helaldir. Fakat Peygamberimiz az sonra bahsedileceği üzere onu kendi nefsine haram kılmıştır. وَامْتِنَاعِهِ عَنْ مُعَاشَرَتِهَا ve onunla ilişkide bulunmaktan kaçınmıştır. Bunu da irbaen لِرَغْبَةٍ بَعْضِ زَوْجَاتِهِ الطَّاهِرَاتِ bazı annelerimizin hoşnutluğunu sağlamak, onları razı etmek kastıyla Allah'ın kendisine verdiği bu nimetten istifade etmeyi kendisine yasaklamıştır. Sorunun hemen baş kısmı bunu ele almaktadır. وَجَاءَ الْعِتَابُ لَهُ لَطِيفًا رَقِيقًا ancak Cenab-ı Hak Peygamberimizi uyarırken gayet latif, gayet böyle ince bir üslupla Resul-i Ekrem'i uyarmıştır. يَشُفُّ عَنْ عِنَايَةِ اللّٰهِ بِعَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ يُضَيِّقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا وَسَّعَهُ اللّٰهُ لَهُ Cenab-ı Hakk'ın kendisine gayet geniş kıldığı bir takım ruhsat ve hayatı diyelim, hayatın bu genişliğini kendisine daraltması, onlardan bazılarından feragat etmek suretiyle Allah'ın Resul-i Ekrem olan inayetini efendim geri çevirmemesi hususunda çok latif bir şekilde uyarmıştır. Surenin baş kısmı bunu ele almaktadır. İşte bu latif uyarıyı içeren ifadeler Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek tebteğî merdâte ezvâcik ve devam eden ayetlerde ele alınan konulardır. Yani ilk 2-3 ayeti celîle içerisinde konu geçiyor. Sümme tenâveletis sûretu sonra sure-i celîle işlemektedir. Emran alâ câni bin kebîrin minel Ela ve hiye. Sonra sure-i celîle büyük bir tehlike yönü olan bir konuyu ele almakta işlemektedir. Ve hiye o da ifşa-u sirri sırrın ifşa edilmesidir. Ellezî yekûnu beynezzevceyn ki bu sır karı koca arasında vuku bulan bir sırdır. Tabi burada her ne kadar peygamberimiz ve annemizin birisi arasında geçmiş bir sır olsa da sır taşımanın önemini İslam ahlakçıları çok geniş boyutta ele almışlar. Kıymetli arkadaşlar. Onun eğer bir başkasına aitse sırrı emanet görmüşler ve sahibi sırrı veren izin vermedikçe ölüme kadar o sırrın saklanılması bir erdem olarak kabul edilmiştir. Sır önemli. Hele hele Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayrıca devlet başkanı konumunda olması hasebiyle aile içerisinde konuşulan edenlerin Müslümanların genel maslahatı, menfaati yahut da aleyhine bazı durumları ortaya çıkarabilecek hususlar da olabilir. O yüzden sırrın saklanması çok çok önemliydi Hane-i Saadet'te. Bu sadece tabii ki Peygamberimiz özelinde önemli değil. Hepimiz açısından önemli bir husus. Yani nice dökülen kanlar,
nefretler, husumetler, bunların ekseriyeti efendim bir takım sırların açığa çıkmasından mütevellit durumlardır. O açıdan sır taşımak son derece önemli addedilmiştir. وَالَّذ۪ي يُهَدِّدُ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةِ Hele hele bu sır meselesi karı koca arasındaysa ve istenildiği şekilde o sır korunamıyorsa bu karı koca hayatını tehdit eden bir duruma dönüşebilir. Ve ضُرِبَتِ الْمَثَلُ عَلَى ذَٰلِكَ بِرَسُولِ اللّٰهِ ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bu ortaya çıkmıştır. Hine eserra ila Hafsa'te yani neredeyse Hafsa annemizle Peygamberimizin evlilik hayatı hatta diğer annelerimiz de o Hafsa annemize destek vermeleri hasebiyle sanki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama karşı toplu bir tavır koyma gibi bir durum söz konusu olunca Peygamberimiz efendim ifa dediğimiz yaklaşık bir ay eşlerine yaklaşmama yeminini yaptığı naklediliyor tefsirlerimizde. Onu yapmak suretiyle yani aile hayatında o karı koca bağları çok ciddi bir şekilde sarsılma durumuna girmiştir. Hatta işte Peygamberimiz bildiğimiz gibi zaman zaman itikaf yapıyordu ve itikafını sadece Ramazanlara has kılmıyordu. Kendi hücresine çekilmiş bu zaman dilimi içerisinde önceleri itikaf yaptığı düşünülmüş fakat sonra annelerimiz peygamberimizi üzdüklerini fark edince ortamı düzeltmek, yumuşatmak adına bir takım gayretleri de olmuştur. Allah hepsinden razı olsun. En nihayet peygamberimiz 29. gün yemin kefareti vermek suretiyle annelerimize döndüğü bilgisi aktarılıyor siyer bilgileri arasında. İşte Peygamberimizin hanesinde yaşanan bu karı koca hayatını tehdit eden husus bir sirrin bir sırdır neticede vestikmamiha iyyahu ve istektemaha İyahu, evet. Bunu sakın başkasına açma. Sen onu ketum diyoruz ya Türkçe'de sırrı saklayan kimseye saklamaya ketmetmek diyoruz. Onu koruyan kimseye de ketum diyoruz. Arapça'da böyle geçiyor. Peygamberimiz de işte o sırrı verirken sakın bir başkasına açma kendinde tut diyerek vermişken feefşethu ila Aişete Hafsa annemiz bu sırrı Ayşe annemize ifşa etmiştir. Hatta şa'al emru ve da'a ve iş şuyu bulmuş ve çevreye yayılmıştır. Diğer annelerimize vesaire yayılmıştır. Mimma ağbada Resul'e hatta hemme bi tatbiki ezvacihi. Bu da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın son derece öfkelendirmiştir. Ve eşlerini boşamaya kadar niyet ettirmiştir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. İz eserran nebiyyü ila ba'da ezvacihi hadisen ayetiyle başlayan bu ayet bölümleri işte Peygamberimizin hanesinde yaşanan bu olayı aktarmak üzere inmiş ayetlerdir. Ve hamletis suretül kerimetu hamleten şedideten anifeten ve sure-i celile çok ani ve şiddetli bir hamle daha yapmaktadır. Ala ezvacin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın hanımlarına yönelik olarak hine hadese ma hadese beynehunne minettenafüs
Yani annelerimiz arasında böyle birbirleriyle yarışa giren, birbirlerini çekememe, ona Arapça'da gayret diyoruz. Gayınla da biz bunu kafla Türkçe'ye almışız. Gayretullah, gayretullah'a dokunur tarzında Türkçe'ye de almışız. İşte buradaki ve gayratu ba'duhunne min ba'din li umurin yesiratin. Yani çok küçük, basit meselelerden dolayı annelerimiz arasında birbirini şiddetli kıskanma ve birbirleriyle bir yarışa tutulmada söz konusu olmuştur. Bu konuyu da gündeme almaktadır Sure-i Celil'e. Ve tevaaddet hunne bi ibdalillahi bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunun üzerine çok ani bir biçimde, üslupta annelerimizin kendi aralarındaki bu kıskanma yarışını peygamberimizi çok üzecek derecede onu rahatsız, huzursuz edecek şekilde böyle bir aile münasebeti içerisinde bulunmalarından dolayı annelerimizi tehdit etmektedir bu sure-i celile. Binisa'in hayrin minhunne ve bir tehdidin bir boyutu da şudur ki şayet bu haliyle devam ederlerse Allah-u Teala'nın kendilerinden daha hayırlı kadınlarla peygamberimizi efendim evlendireceği yani kendilerinin Resul-i Ekrem'in hanesinde eş olarak bulunma şerefini kaybedeceklerini hatırlatmaktadır annelerimize. Bunu yaparken de intisaran li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama destek çıkarak onu himayesine alarak annelerimize açık açık tehditte bulunmaktadır. Bu konuyu içeren ayet grubu ise Asa rabbuhu in tallakakunna en yubdilahu ezvacen hayran minkunna muslimatin mu'minatin kanitatin taibat diye devam eden ayetler bu konuyu ele almaktadır. Şimdi surenin son bölümüne geliyor. Ve hutimetis suratu bi darbi meseleyn. Darb-ı mesel, iki tane darb-ı mesel vererek, örnek olay aktararak sure sona ermektedir. Bunlardan birisi meselun lizzevcetil kafirati fi ismetir racülis salihil mümin. Müslüman salih bir kişinin nikahı altında bulunan inkarcı bir kadın, eş, hanım örneğini vermektedir. Birinci örnek budur. Ve mesela verilen ikinci örnekse biz zevcetil mümineti mümin bir kadın örneğidir. Fi usmetir racülil facirül kafiri. Yani en azılı kafir ve facirin himayesinde efendim nikahında bulunan bir mümin kadını örnek olarak sunmaktadır Cenab-ı Hak. Tenbihen lil ibadi ala ennehu la yughni fil ahireti ahadun an ahadin. Bu iki örneği Allahü Teala niye vermektedir? Şundan sebep. Ahirette hiçbir kişi diğer birisi adına herhangi bir fedakarlıkta bulunamaz. Herhangi birinin yükünü, vebalini çekemez. Herhangi birini bu yakınım diye kurtaramaz. Bu bilgi zihinlere kazınsın diye Cenab-ı Hak İnsanlık tarihinden somut bu iki örneği Firavun'un mümin hanımı ve tabii konu burada biraz da ayetlerin akışı açısından düşünürsek kıymetli arkadaşlar Peygamberimizin hanımlarının annelerimizin Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama
onu biraz huzursuz kılmaları konu edilirken hemen akabinde bu iki örnek verilmekle sanki önlerine çok ciddi bir imtihan şeyi de sunuluyor, şıkkı da sunuluyor. Yani çok daha zor şartlarda, sizden çok daha zor şartlarda kafir facir bir kişinin nikahında bulunan mümin Asiye gibi mi olmak istersiniz? Yani burada kafir facir haşa Resul-i Ekrem'le kıyas değil tabii ki ama yani en azılı bir inkarcının nikahında kaldığı halde Allah'a olan sadakatini devam ettirerek onun nezdindeki şerefini korumaya devam eden numune bir hanımefendi var. Yoksa şerefli bir peygamberin eşiyken o şerefin değerine varamamış ve bu yüzden de ahirette helaka uğramış bir kadın da önünüzde duruyor. Böylesi bir grup da önünüzde duruyor. Bir manada ayağınızı denk alın kabilinden. Yukarıdaki o sözlü tehdide bir manada aşağıda iki tane örnek gösterilirken bu da somutlaştırılmış oluyor gibi Allahu Alem. İşte verilen bu örnek ne sadece annelerimize değil genel olarak hepimiz için وَلَا يَنْفَعُ حَسَبٌ وَلَا نَسَبٌ kişinin ahirette ancak kendi salih ameli ve imanına güvenebileceğini dolayısıyla akrabalık, nesep bağıyla herhangi bir menfaat umulamayacağını Sure-i Celil'e son kısımda hatırlatıyor. اِذَا لَمْ يَكُنْ عَمَلُ الْاِنْسَانِ صَالِحًا eğer kişinin ameli salihi yok ise işte bir takım soy bağı, zevciyet, akrabalık bağıyla falan kimsenin kimseyi kurtaramayacağı hususunu anlatmak üzere Cenab-ı Hak iki tane örnek vermiştir. Daraballahu meselen lillezine keferu imraete Nuhin ve imraete Lut kânetâ tahta abdeyni min ibâdina sâlihayni Murat Anıl fehânetâhumâ değil ey herhalde. keferâtâ Sizin billâhi de minel Arapça, Arapça, Türkçe, sana Endonezya. felem yûniyâ anhumâ burada kastedilen onların iman etmemeleridir. فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ve onların bu tavırları Allah'tan Allah'ın rahmetine ermek faydasını kazandırmamıştır kendilerine. Yani inkar etmekle kocaları peygamber onların hürmetine bunu affedelim sonucunu doğurmamıştır. Vakıyla denilmiştir ki üdhulen nâra me'addâhilîn girenlerle birlikte siz de ateşe girin denilmiştir. Ve daraballahu meselen lillezîne âmenun râete firavun iz kâlet rabbi ibnili indeke beyten fil cennet. Ve yine örnek gösterilen ikinci bir husus da iman etmiş olan Firavun'un hanımıdır. O da kocasının işkencesi altında imanında sebat göstererek ne demiştir? Rabbim kendi katından cennette bana köşk ihsan eyle diyerek canını teslim etmiştir. El ayet işte bu ayetler grubu da bahsettiğimiz gibi örnek olarak kimsenin kimseye ahirette faydasının dokunmayacağı, iman ve salih amelin kişiyi kurtaracağı hususu eşliğinde verilmiştir. Ve huve hatmün râi'un işte surenin bu iki örnekle sona ermesi harika bir sona eriş biçimidir. Yetenazaku ma'a cevzi sura. Surenin havasıyla çok uyumludur bu.
ve hedefiha, surenin hedefiyle de çok uyumlu örnektir. Fi tersihi daimil fadilet vel iman. İman ve erdem efendim direklerini sağlam bir şekilde çakmak ve o sağlam direkler üzerinde sağlam İslam aile binasını kurmayı hedefler.